Selamlar arkadaşlar, yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün şu sorunun cevabını vereceğiz. Hollanda içi bir evrak göndermeniz gerektiğinde nasıl göndereceksiniz? İşte postane var mı? Postanenin şubeleri var mı? Ya da nasıl yapacağız? Hemen ondan bahsedeceğim. Önce burada birkaç şekilde posta gönderim var. Özellikle biz buraya ilk geldiğimizde eve sürekli evrak geliyordu arkadaşlar. Hep doldurup göndermemiz gereken. Çok ilginç. Burada evrakları gönderirken sana ücretsiz gönderebilmen için şu şekilde de içinden temiz bir zarf çıkıyor. Bu zarf şu demek: herhangi bir ücret ödemeden bunu direkt posta kutusuna atabilirsin demek. Burada hemen hemen 500 metre de bir arkadaşlar posta kutuları var. Posta kutuları şöyle büyük turuncu renkte. Ve ben videomun sonuna da orada çekilmiş bir resmim var. Onu ekleyeceğim. Hani o şekilde de onları görmüş olacaksınız. Hemen bize bir evrak geldiğinde içinden eğer bizim evrakı geri göndermemiz gerekiyorsa bu zarfın içine koyuyorsunuz evrakı. Herhangi bir pul yapıştırmadan, bir şey ödemeden ağzını kapatıp direkt artık nereye gideceğini de yazdıktan sonra direkt posta kutusuna atıyorsunuz. Peki siz bir şey göndermek istediğinizde yani nasıl yapıyorsunuz? Bu ilk bana şu zaman lazım oldu. Ben videolarımdan takip ediyorsunuzdur. Diploma denkliği için başvurdum. Evraklarımı toparladım. Sonra onları büyükçe bir zarfın içine hazırladım. Zarfın üzerine gideceği yeri yazdım. Peki bunu ben nasıl göndereceğim? Burada arkadaşlar böyle bir PTT şubesi gibi PTT'ye ait şubeler yok. Onun yerine bu görevi buradaki bazı mağazalar üstlenmiş. Yani burada bizim 1 kilometre yakında bir alışveriş merkezi var. Orada kitap, kırtasiye satan bir dükkan var. İsmi Bruna. O meğer aynı zamanda bu postanenin de bir şubesi şeklinde görev yapıyormuş. Bunu ben sordum, arkadaşımdan öğrendim. Ben de bilmiyordum yani bir posta göndermem gerektiğinde bunu nasıl göndereceğimi bilmiyordum. Dediğim gibi zarfımı hazırladım. Bruno'ya gittim. Hemen zarfı uzattım kasadaki kişi. Önce o zarfı tarttı arkadaşlar. Belli bir gram geldi. Sonrasında bana sanırım 1,5 euro civarında bir fiyat söyledi. Yani 2 euro değildi yani. 1-2 euro arası bir fiyattı. Onu ödedim. Sonrasında da dedi ki bu zarfı dışarıda bulunan posta kutusuna atabilirsin. O zarfımın üzerine bir barkod yapıştırdı. Yani ücretinin ödendiğini gösteren bir barkod sanırım. Sonrasında o zarfı bana geri verdi ve ben dışarıda bulunan posta kutusuna o zarfı ilettim. Sonrasında da 2-3 gün içerisinde postam ulaşmış. Bunu nereden biliyorum? Çünkü sanırım bir 3 gün sonra bana mail geldi. Hani evraklarınız bize ulaştı şeklinde. Yani burada eğer Hollanda içi, hatta aslında Hollanda dışı bir evrak göndermek istediğinizde çevrenizdeki en yakın kitap, kırtasiye, dergi satan dükkana uğrayın derim. Bunun adı bazen Bruna olur, bazen başka bir isimde olabilir. Bu tür yerler aynı zamanda bu postanın şubeleri görevini görüyor arkadaşlar. Hollanda içi ya da Hollanda dışı evrak ya da kutu gönderdiğinizde bu yöntemle gönderebiliyorsunuz. Evrak ya da koliyi tartıyorlar ve ona göre bir fiyat söylüyorlar. Benim dediğim gibi böyle çok ağır olmayan bir evrak 1,5 euro civarında tuttu. Evet, bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.